Hepinize hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Yeni bir anlatım döneminde ve bugün şu anda gıda güvenlik hedefleriyle ilgili bir konuşma yapacağız. Çok kısa bir konuşma. Bunun tabii konuşmaya başlamadan önce bunun önemini belirtmemiz gerekiyor. Niçin böyle bir konuyu seçtik? Çevremizdeki konuşmalara bakaraktan, ISO standartlarındaki yeni yüksek seviye standartlara baktığımız zaman bazı net anlayışları biz göremiyoruz. Ve o sebepten dolayı bazı konular uygulanırken veya planlanırken eksik planlanır ve dolayısıyla da eksik bir uygulama oluyor. O sebepten dolayı daha çok terminolojiyle ilgili olan ve şu anda dünyanın da kabul etmiş olduğu bu terminolojiyi kafamızda ne şekilde algılayacağız, onu netleştirmek için bir netlik kazandırmak amacıyla böyle bir konu seçtik ve bunu açıklamaya çalışacağız. Şimdi böyle baktığımız zaman nerelerde görüyoruz biz bu eğitim, hedef veya daha değişik kelimelerde bununla baş başa giden performans, amaç gibi eş anlamlı veya birbirlerini destekleyici terminolojiyi görüyoruz ve buna göre bazı şartlar, standartlar yazılıyor. İşte bu en son çıkan standartı biliyoruz. Değil mi? Konumuzla ilgili özellikle gıda güvenliği olduğu için ve gıda güvenliği olduğu için en son çıkan standartımızın ISO 22000-2018 versiyonu. O da yine ISO 9001-2005 versiyonu olan kalite yönetim sistemleri standardı eşdeğerinde, onun paralelinde çıkarmış olan yüksek seviye standartlardan. Ne demek bu? Bu maddeler birbirine hemen karşılıyor. Şimdi buraya baktığımız zaman 8.1 ISO 22000-2018 versiyonunun madde 8.1'e baktığımız zaman şunu söylüyor. Okuyalım tamamen. Bakalım bizim konumuzla ilgili hangi ifadeler var. Kuruluş, güvenli ürünlerin elde edilmesi gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve 6.1'de belirlenen faaliyetlerin aşağıdakiler yoluyla uygulanması için gerekli prosesleri planlamalı, uygulamalı, kontrol etmeli, sürekliliğini sağlamalı ve güncellemeli. Bakın bu tekerlemi her tarafta görüyoruz. Yani planlayacaksınız, uygulayacaksınız, kontrol edeceksiniz. Sürekliliğini sağlamalı ve güncellemeli. Ne yapıyoruz? Bu kod ölçüsünü, bu değişik versiyonu burada görüyorsunuz. Tabii bizim konumuzla ilgili olarak ABC çıktılarını okuyacağız. Prosesler için kriterlerin oluşturulması. Bakın burada proses yaklaşımı olduğu için ISO 22000'lerde bu prosesler için kriter oluşturacakmışız. İşte bu kriter çok önemli bir ifadedir. Bundan ne anladığımız çok önemli. Kriter nedir? Hedef nedir? Bu iki kelimede uluslararası terminolojiye baktığımız zaman bir farklılık var. Onlara anlatmaya çalışacağız. Yine kriterlere uygun biçimde proseslerin kontrol edilmesini istiyor. Yani bu kriterleri biz belirledikten, planladıktan sonra bu kriterlere uymaya çalışacağız. Neymiş bu kriterler? Bu kriterleri kimler veriyor? Bunları dışarıdan devlet mi veriyor? Bunları müşteri mi veriyor? Yoksa bu kriterleri biz kendimiz mi ne yapıyoruz? Tespit edip ele alıyoruz ve planlayıp kullanıyoruz. C şıkkına baktığımız zaman proseslerin planlanan şekilde yürütüldüğünü göstermek için gereken ölçüde dokümant edilmiş bilginin muhafazası. Zaten bilginin muhafazası dediğimiz zaman biz neyi anlıyoruz? Konumuzla ilgili olmamakla birlikte ifade edelim. Muhafaza kelimesini duyduğumuz zaman dokümanların zorunlu kayıt olduğunu ortaya koyan kelimelerdir, ipuçlarıdır. Yani muhafaza kelimesini gördüyseniz o kayıtlarda muhafaza edilmesi, zorunlu kayıtlar olarak ne yapacağız? Kendimizi hazırlayacağız. Devam ediyoruz. Altı çizilmiş olanlar var bakın burada. Kuruluş planlı değişiklikleri kontrol etmeli ve istemsiz değişikliklerin sonuçlarını, olumsuz etkileri
uygun biçimde uzatmak için gerekli şekilde tedbir olarak gözden geçirmelidir. Bizim konumuzla ilgili değil. Burada bir farklılığı biz belirtiyoruz. Nedir o farklılık? Bunlar yeni konulardır. Yani bunlar eski 2005 versiyonunda olmayan konuların altlarını çizdik. Bakın yukarıda 6.1'de belirlenen faaliyetlerin, yani şu 6.1'deki faaliyetler biliyorsunuz risk ve fırsatlardı. Risk ve fırsatları 6.1'de ne yapıyoruz biz? Ele alıyoruz ve onların önemli derecesine göre sınıflandırıyoruz. Bunun içerisinde çok önemli olanları ne yapmamız lazım? Kontrol uygulamamız lazım. İşte ister yeni bir kontrol olsun, ister mevcut kontrol olsun, o kontrolleri ne yapıyoruz? Planlıyoruz. O planları da 8.1'de ne yapmamız lazım? 8.1'de aynı hasit planı gibi, aynı ön gereksinim programları gibi bir planlama çalışmasının içerisine girip onları ne yapacağız? Kontrol edeceğiz. Buradaki anlatılmak istenen kriter kelimesi kafamızda bilinmesi lazım. Prosesler için bir kriter söz konusu arkadaşlar. Ve tabii burada şunu da anlatmamız lazım. HACCP'le 2020 arasındaki pek çok farklılık var. Bu farklılıklardan bir tanesi 2020'ler proses yaklaşımını esas almaktadırlar. HACCP ise proses yaklaşımından daha çok ürünle ilgilendiği için ürün kontrol etme şeklindedir. Halbuki zor yönetimler ise prosesi ne yapmaktadırlar? Kontrol etmektedirler. Bir slide daha çevirdiğimiz zaman buradaki sorumuz bu slide'dan sonra şu olmalı. Prosesler için kriterler oluşturma. Yani bununla ilgili pek çok soru sorabilirsiniz. Ne demek diye kendi kendimize soracağız. İşte burada sıkıntılar var. Burada karışıklıklar var. Bunları netleştirmeye çalışacağız. Yine 122.1'in terimler ve tanımlar maddesine geçtiğimizde burada hedef olarak bakın, objektif İngilizcesi elde edilecek sonuçlardır. Bakın, burada hedefin daha elde edilmemiş, sonuçlanmamış, ileriye dönük konulmuş ve bütün çabamız onu etmek üzere çalışıyoruz. Oldu mu arkadaşlar? O zaman hedeflere de dipnot koymuş bakın. Hedefler stratejik, taktiksel ve operasyonel olabiliyor diyor. Yani ne demek? Bizim stratejik olarak yani 4 sene, 5 sene ileriki hedeflerimiz olabilir. Yıllık hedeflerimiz olabilir. Yine bir stratejik bir planlama yaptığımız zaman zayıf olan yönlerimize dönük hedeflerimiz olabilir. Kuvvetli yönlerimize dönük hedefler olabilir. Ve operasyonel olabilir. Yani uygulamada kullandığımız, o an itibariyle kullandığımız hedefler de olabilir. Bunların bir tanesi bizim ne yapmasın, kafamızı karıştırmasın. Burada hedefler örnekler veriyor. İkinci de hızlı geçiyorum. Hedefler farklı disiplinlere ilişkin olabilir. Yani mali şubenin de bir hedefi vardır. Sağlık ve güvenliğin de bir hedefi vardır. Çevre hedefleri vardır. Bunun gibi farklı düzeylerde olabiliyor. Ve farklı düzeylerde uygulanabiliyor. Bakın buraya da yazmışlar. Yani bunlar stratejik kuruluş çapında olabiliyor. Yani öyle bir şey olabilir ki yani stratejik dediğimiz zaman uluslararası bir pazara dönük olabilir. Ulusal bir pazara dönük olabilir. Kendi milli pazarımıza, yöresel pazarımıza dönük olabilir. Yahut da kuruluşun içinde nedir? İşte çalışanlarımızın saat başı veya da yıllık eğitimlerini 30 saatten 40 saate yükseltmek kuruluşun içerisinde bir hedeftir yani. Yine bir proje yapıyoruzdur. Mesela daha çok çevre projemizi görüyoruz. Nedir? İşte inşaatımız var. Bu inşaata dönük bir projeye dönük bir hedef olabilir. Yine ürünlere hedef verebiliyoruz, proseslere de hedef verebiliyoruz. Üçüncü olarak da amaç. Amaç kelimesi de eş anlamlıdır. Hedefin şemsiye oluyor artık. Hedefin altında amaçlar var. Amaç kelimesini eskiden de hep ne yapıyorduk?
politikada amacı belirtme durumumuz vardı. Ne demek bu amaç? Denetimlerde de yani bir denetçi geldiği zaman bütün çalışanları ezberlettirdiler biliyorsunuz. Denetçi ne diyecek? Amacınız ne diye soracak. O da nedir amaç? İşte o andaki görevlere biz ne diyoruz? O tip amaçlara misyon diyoruz. Yani misyonumuz bizim şu. Yani şu anda biz bunu yapmak istiyoruz. Vizyon da gelecekte hedeflediğimiz hedeflere de biz ne diyoruz? Vizyon diyoruz. İşte her ikisinin toplamına biz amaç diyoruz. Vizyon ve misyonumuz. Yine arzu ettiğimiz çıktılar da bizim için hedefler. Yani biz neyi arzu ediyorsak işletmemizde onlar da birer hedefler. Bakın bir amaç, çalışma kriteri olarak bir gıda güvenlik yönetim sistemi hedefi olarak veya benzer anlama sahip başka kelimelerin kullanılmasını örneğin hedef, görev, gaye gibi farklı biçimlerde ifade edilebiliyor. Bu anlaşılıyor zannediyorum. Yine kayda ait not 4 yani dipnot 4'te de bakıyoruz gıda güvenlik yönetim sistemi bağlamında. Gıda güvenlik yönetim hedefleri belirli sonuçlara erişmek için gıda güvenliği politikası ile tutarlı bir şekilde kuruluş tarafından belirleniyor. Bu da önemli bir kayıt. Demek ki bizim hedeflerimiz ve politikalarımız birbirini desteklemesi lazım. O sebepten dolayı da politikalarda yazdığımız taahhütler bizim birer hedefimizdir arkadaşlar. Onlar da bir hedeftir. Yani biz ne yapıyoruz mesela? Son çıkan politikada taahhüt edilmesi gerekli olan şartlardan bir tanesi çalışanların etkinliklerinin sürekli arttırılmasını taahhüt etmek bir hedeftir. İşte bunun için politika çok çok önemli biliyorsunuz. Eskiden beri de vardı. Genellikle bir e-kitabı hazırlandığı zaman zorunlu bir şimdiki e-kitabın zorunluluğu da kalktı. Muhakkak politika olması lazımdı. Bir akış şeması olması lazımdı. Politika ile akış şemasını yazdığınız zaman proses etkileşimini yani o e-kitabı e-kitabı oluyordu. Bakın bu kadar önemli çünkü politika nedir? Politika üst yönetimin yani patronun toplumla yapmış olduğu bir akittir. Tek taraflı yaptığı akittir. Bir taahhüttür. O sebepten dolayı içerisinde yazmış olduğu kelimeler her zaman için mahkemeye girer ve tüketiciler tarafından olsun veyahut da müşteriler tarafından olsun bu politikayla bir işletme ne yapılabilir? Mahkemeye verilebilir. Şimdi tabii hedef çok geniş bir kavram. Bakın burada okuduğumuz zaman şu sonuç çıkıyor birazcık sıraktan. Ürün, proses, çalışma kriteri, gıda güvenlik yönetim sistemi ve diğer hedefler alıyor. Yani çok geniş hedefler var. Hedef burada üst şemsiyedir. Bütün hepsini ne yapıyor? Kapsıyor. Yine 6.2'ye baktığımızda gıda güvenliği yönetim sisteminin hedefleri ve bunların ulaşmanın planlanması diyor. Yani hatırlarsanız ISO 22000 2018 versiyonunda 6. maddede 6.1, 6.2, 6.3 diye 3 tane madde var. Bunlardan 6.1 risk ve fırsatların ele alınması ile ilgili biliyorsunuz bir planlamayı gerektiriyor. 6.2 de gıda güvenlik hedeflerine ulaşmak için gerekli olan kaynakların yazılmasına biz planlama diyoruz. Yani kaynak olduğu için planlama kelimesinden plan arasındaki fark olur. Planlama dediğimiz zaman aklımıza hep nakit para gelsin. Pardon, geri alıyorum. Kaynaklar gelsin aklımıza. İhtiyacımız olan kaynakları ne yapacağız? Bu altı gibi yazacağız. Buradaki hedefler gıda güvenlik hedefleridir. İster proses yaklaşımı yapın, ister başka türlü çalışın. Buradaki hedeflerinizi bir plana döküyorsunuz ve o planda da ne yapıyorsunuz? Gerekli olan kaynakları o plana işliyorsunuz. Biz buna planlama diyoruz. Tabii daha diğer şartlar da var. Bakın 6.2.1 kuruluş ilgili işlevlerde ve düzeylerde gıda güvenlik yönetim sistemine ait hedefleri belirlemeleri demiş. Gıda güvenlik yönetim sisteminin hedefleri yazmış slide'da gıda güvenliği politikası ile tutarlı olmalıdır. Biliyorsunuz. Ölçülebilir olmalıdır. Yasal ve düzenleyici gereklilikler ve müşteri gereklilikleri dahil geçerli gıda güvenlik gereklilerini dikkate almalıdır. İzlenmeli ve doğrulanmalıdır. Bildirilmelidir.
uygun olduğunda sürekli sağlanmalı ve güncellenmelidir. Kuruluş gıda güvenlik yönetim sistemi hedeflerine ilişkin dokümant edilmiş bilgileri tutmalıdır demiş. Bakın burada da altı kere biz ne yapıyoruz? Gıda güvenlik politikası ile ilgili olan hedeflerimizi ne yapıyoruz? Belirliyoruz. Hedefler nasıl olacağını biliyoruz zaten. Muhakkak ölçülebilmesi lazım. Rakamlarla ifade etmek lazım. Uygulanabilirse demiş. Yani oraya bazen çok objektif kriterler yazamayabilirsiniz. O zaman ne yapalım? Daha subjektif yani iyi, kötü, uygun, uygun değil gibi hedeflerde ne yapabilirsiniz? Koyabilirsiniz. Yine yasal ve düzenleyici gerekliler ve müşteri gerekleri dahil geçerli gıda güvenliklerini dikkate almalıdır diyor. Tabii burada öncelik yasal ve düzenleyici gereklileri biz öncelik veriyoruz. Yani kendi kafamıza göre mesela bir ürün hedefini, son ürün hedefini salmonella da işte diyebilir miyiz yani 25 gramda bir iki tane salmonella çıkabilir diyemiyoruz. Onu Tarım Bakanlığı ne yapmış? Mikrobiyoloji kriterler yönetmeliğinde tanımlamış. Dolayısıyla biz de ona uymak zorundayız. Tabii müşteriler de ne yapıyor? Bazen kanunların dışında bir takım talepler olabiliyor. Veya kanunlarda olmayan bir boşluğu bulduğumuz üzere kendi spekleri çerçevesinde bir mal almak istiyor. Örneğin diyor ki yani ben ambalajların üç yüzeyinde mikrobiyolojik spek şu olacak yani oraya ben gıda koyduğum zaman ambalajın, hazır ambalajın içine oradan gelecek bulaşmayı ne yapıyor? Hedefliyor. Bir kriter koyuyor yani. Oraya ne yapıyor? İşte 100 adet genel bakteri veya metabolik bakteri veya işte spor bakteri şeklinde spekler de koyabiliyor. Biz bunlara da tabii ne yapıyoruz? Öncelik veriyoruz. Yine izlenmeli ve doğrulamalıdır. Bakın bu hedefler izlenmeli ve doğrulamalıdır şeklinde ifade edilmiş. Muhakkak arkadaşlarımız biliyorlardır. İzlenme ve doğrulama bir kontrol çeşidi. Konuşurken de bunu ifade edeceğiz. Bu katılımcı arkadaşlar kafalarında hatırlatma bahabına bu kelimeleri bir açıklamakta fayda var. İzleme kelimesi uygulama esnasında yapılan kontrolleri biz izleme diyoruz. Doğrulamalar ise uygulama bittikten sonra yapılan kontrolleri biz doğrulama diyoruz. Bir üçüncüsünü de ifade etmek lazım. Uygulama başlamadan önce yapılan kontrollerde biz ne diyoruz? Geçerlilik veya İngilizcesi validasyon dediğimiz kelimedir. Bunları da konuşurken iyi bir iletişim, iyi bir algı oluşturması açısından hatırlatmakta fayda olduğunu düşünmekten bu açıklamaları yaptım. Devam ediyor. Bildirilmelidir. Yani ne demek bildirilmelidir? Siz hedeflerinizi bildirmelisiniz. Bu hedefler onun için yani politikalar ne yapıyor? Çalışanlara bildirmek durumunda. Yani patronun niyeti nedir? Patronun niyeti kendi politikasında hedefler olarak belirlenmiştir, amaçlar olarak belirlenmiştir. Şimdi o amaçlar doğrultusunda herkesin bundan haber olması lazım. Yani çalışanların bunu bilmesi lazım ki o hedeflere doğru motive olsunlar. Patronun düşüncelerini, patronun hedeflerini hayata geçirmek için o motivasyonda çalışsınlar. Yoksa siz politikayı yapmışsınız, politikayı yapmışsınız, öyle değil mi? Çalışanların o politikadaki hedeflerden haberleri yok. O zaman patronun hedefleri gerçekleştirmesi biraz zorlaşacaktır herhalde. FD ise uygun olduğunda sürekli sağlanmalı ve güncellenmelidir. Bu çok çok önemli. Yani uygun olduğunda sürekli sağlanma kelimesi daha çok süreklilik deyince aklımıza hep bir plan olması gerekiyor. Yani planlı çalışmak lazım. Eğer bir yerde plan varsa orada süreklilikten ancak bahsedilebilir. Eğer plan yoksa orada sistem kişiye bağlıdır. Zaten o sistem olmaz. Olaylar, faaliyetler kişiye bağlıdır. O kişi gider, yeni bir tane kişi gelir. Onun bilgisi çerçevesinde işler devam eder. O
bu sebepten dolayı muhakkak plan olacak. Yani hedefleri planlayacağız. İşte bizim şu prosesimizdeki hedef şudur. Şu prosesimizdeki şu hedefler vardır diyeceğiz. Ve planlanmış bir şeyi de güncelleyeceğiz. Yani nasıl güncelleyeceğiz? Özellikle bu iyileştirme ve güncellemeyi beraber düşündüğümüzde aynı hedefi önümüzdeki sene için değerlendireceğiz. Ve bu hedefi biz başarabiliyor muyuz, başaramıyor muyuz? Eğer hedefi başardıysak ne yapacağız? Hedefi biraz daha yükseğe kaldıracağız. Eğer başaramıyorsak bu sefer hedefimizi aşağı çekmek suretiyle ne yapabiliriz? Güncelleyebiliriz. Tabii yukarı çektiğimiz zaman biz ona ne diyoruz? İyileştirme diyoruz. Değil mi arkadaşlar? Veya öyle bir şey olabilir ki yani hedeflerden bazı hedefleri zorunlu olarak tüm belirlemiş olduğu hedefler var. O hedefler bazen değişebilir yani. Bir bakarsınız bir tarım ilaçlarından bir tanesini kullanmayı ne olmuş? Yasaklanmış. O zaman ne olacak? Biz de ham madde alımlarında, pestisit analizlerimizde o tarım ilacının kalıntısının kalmamasını ne yapacağız? Ürün hedefi olarak ne yapacağız? Belirteceğiz. İşte bunu biz güncelleme diyoruz. Onun için mevzuatlar olsun. Hepsini güncel tutmalıyız bunlar. Kuruluş gıda güvenlik yönetim sistemi hedeflerine ilişkin doküman edilmiş bilgileri tutmalıdır. Bu da anlaşılıyor. Burada tutmalıdır derken bakın ne yapmamış? Bir zorunluluk belirtmemiş. Biliyorsun, tutmalıdır demiş. Yani zorunlu olarak bunu belirtmemiş ama yine de diğer saatlere, diğer maddelere bakmak lazım. Şu anda onunla ilgili zorunlu mu değil mi diye bir şey söylemek istemiyorum. Şimdi 8.5.2.2'ye baktığımız zaman veya 6.2'nin devamına baktığımız zaman kuruluş gıda güvenlik yönetim sistemi hedeflerine nasıl ulaşacağını planlarken aşağıdaki bilgileri belirlemeli. Bakın ne yapılacak? Hangi kaynaklara ihtiyaç duyulacak? Kimin sorumlu olacağı? Ne zaman tamamlanacağı? Sonuçları nasıl değerlendireceği? Bunların hepsini yapmamız lazım. O planı yerleştirmemiz lazım. Yani ne yapılacağı, hangi yöntemi kullanılacağı? Trend analizini yapılacak, neyse bunu nasıl izlenecek. Ve onun dışında kaynak ihtiyaçlarımızı yazıyoruz. Sorumlusunu yazıyoruz. Yine tabii hedefleri ne yapıyoruz? Biz zaman ne oturtturuyoruz? Yani 2020 yılında ben 4 kişiyi yurt dışına eğitime göndereceğim. Bakın hangi tarihte başladı, hangi tarihte bitti bunu. Biz zaman içerisinde oturtursak bir hedef olabiliyor. Ve sonuçları nasıl değerlendirileceği, yani sonuçları nasıl değerlendirileceği, yani elde etmiş olduğumuz sonuçlar çıktıktan sonra bununla ilgili değerlendirme şekilleri var. Bu hedeflere ulaştık mı, ulaşmadık mı? Ulaşmadıysak bunun bir kaynak ihtiyacı mı var? Kaynaklar mı yetersiz geldi? Buradan bir kaynak ihtiyacı mı çıktı? Veyahut da bir prosesi düzeltmemiz mi lazım? Veya güncellemeyi mi yapmadık? Veya başardıysak ya biz bunu bir iyileştirme yapacak mıyız? Bundan bir fırsat çıkar mı, çıkmaz mı gibi ne yapacağız? Değerlendirmemizi yapacağız. Şimdi 8.5.2.2'de tehlikelerin tanımlanması ve kabul edilebilir düzeylerin belirlenmesi diyor. 8.5.2.2.1'de kuruluş ürünün tipini, prosesin türüne, fiili üretim alanlarına ilişkin olarak makul ölçüde ortaya çıkması beklenen tüm gıda güvenlik tehlikeleri tanımlamalı ve dokümante etmelidir. Bu anlaşılıyor. 8.5.2 maddesi zaten nedir? Ön şartlardır. Tehlikenizin başlamadan önce ön şartlardan bahsediyor. Ve tanımlama aşağıdakileri esas almalıdır bakın. 8.5.1'e uygun olarak toplanan ön bilgiler verilir. Yani tehlikeleri tanımlarken 8.5.1 ne demiştim? Tehlike analizi öncesi ön bilgiler verilene bakacak. Ön bilgiler daha çok nedir? Hasip temel eğitimini almış kişiler daha da bilirler. Yani hasipin tehlikeye başlamadan önce 5 tane ön şartı vardır. O ön şart nedir? İşte son ürün bilgileri, ham madde bilgileri, akış yanısı bilgileri, yerleşim planı bilgileri ve bir de tabii hasip takımının kurmasını ister yani. Hasip
Ama izomutlarına baktığınız zaman bunları göremiyorsunuz. Yani ön şartlı olarak vermiş ama mesela yerleşim planı olacak dememiş. Yani. Veya daha ileri gidersek hasip takımı oluşturulacak dememiş. Yani. O sebepten dolayı 8-5-1'e uygun olarak toplanan ön bilgi ve verileri ne yapıyoruz? Tehlikeleri tanımlarken. Deneyimlerden faydalanıyoruz. Mümkün olduğu ölçüde epidemiyolojik, bilimsel ve diğer geçmiş verileri içeren iç ve dış bilgileri göz önünde bulunduruyoruz. Nihai ürünlerin, ara ürünlerin ve tüketim aşamasındaki gıdanın güvenliği için gıda güvenliği tehlikeleri konusunda gıda zinciri içerisindeki bilgiler. Bu çok önemli. Bakın. Burada nihai ürünlerin, ara ürünleri ve tüketim aşamasındaki gıdanın güvenliği ilişkin gıda güvenliği tehlikeleri konusunda gıda zinciri içerisindeki bilgiler. Bunlar çok çok önemli. Çünkü siz değişik gıda zincirlerinden ham madde alıyorsunuz. Onların gelen bir takım transfer eden tehlikeler var. Bunları da göz önünde bulunduracaksınız. Yine yasal ve düzenleyici gerekçeler ve müşteri gereklilikleri. Bunları da ne yapmamız lazım? Hep konuştuğumuz şey göz önünde bulundurarak da tehlikeleri tanımlıyoruz. Tabii tehlikelerin tanımlanması ve kabul edilebilir düzeylerin belirlenmesi maddesine baktığımız zaman bugün için ISO 22000'de iki tane önemli bir terminoloji var. Bu terminolojiler açıklık getirmek bakımından da bu eğitim kapsamında okuyorum dipnotları. Not 1, deneyim, ürüne ve veya diğer tesislerdeki proseslere aşina olan personelin veya dış uzmanlardan elde edilen bilgileri içerebilir diyor. Yani tehlikeler, potansiyel tehlikeler neler olur, orada kodlanabileceğiz. İkinci de bakın ne diyor, yasal ve düzenleyici gıda güvenliği amaçlarını içerebilir. Gıda güvenliği amaçları FSO'lar demiş bak. FSO'lar amaç olarak almış bizim standartımız. Kodeks Alimentasyon Komisyonu FSO'ları tüketim aşamasındaki bir gıdada mevcut olan tehlikenin uygun koruma düzeyinin öngörülmesini sağlayan veya buna katkıda bulunan azami sıklığı veya yoğunluğu olarak tanımlıyor. Bakın burada bir şey var. Bu eğitimin temelinde budur. Bu ALOP kelimelerinin ve FSO kelimelerinin de tanımını yapmaktır. Her ikisi de İngilizce kelimelerin baş harflerinden müteşekkildir. Bir tanesinin ki Food Safety Objective olarak geçer. Biz buna gıda güvenlik hedefleri dememiz lazımdır. O da gıda güvenliği amaçları olarak yazmış. Evet, şeyde ALOP'ta appropriate level of protection yani uygun seviyede toplumsal korunma yani Türkiye'nin bir ALOP değeri var herhangi bir tehlikede. Yani orada devletin bir politikası olması lazım. O politikaya göre bu tehlikeyle ilgili olarak benim ülkemde yılda 100 kişinin ölmesini ben öngörüyorum şeklinde ALOP değerleri var. İşte bu ALOP değerine ulaşabilmek için de devlet ne yapıyor? FSO'ları icat ediyor. Ve bunları yayınlıyor. Bunlar ne zaman çıkıyorlar? Bunlar işte bu tehlike analizini veya da risk analizini yapıyorsunuz devlet olarak. Devlet bu risk analizinin sonunda amaç ALOP değerini elde etmek. Yani ben ülkemde işte bu tehlikeden şu kadar kişinin ölmesini öngörüyorum. Ona göre bir hedefim var. İşte bunu ele geçirmek için de, bunu elde edebilmek için de onu destekleyici olan her bir ürün için söz konusu tehlike hangisi ise o tehlikelerde ne kadar olacağına dair kanun ve yönetmelikler, tedbirler hazırlıyor. İşte biz onlara uymak durumundayız. Amaç nedir? Hala bu yakalayabilmek. Yani ulusal koruma seviyesini başarabilmemiz için her bir FSO'nun başarılması gerekiyor. Çünkü o FSO'lar ALOP'ları ne yapıyor? Destekliyor. ALOP'lara diğer bir örnek vermek gerekirse mesela çok güncel bir konu nedir? Covid-19 hastalığıdır. Yani Covid-19 hastalığından dolayı ülkeler kendileri risk analizlerini yapmışlardır. Ve bu risk değerlendirmesi sonucunda ve risk issue dediğimiz üçüncü safhadan sonra da biliyorsunuz ALOP değerleri oluşuyor. Ve mesela Amerika'nın Başkan Trump'ın Covid-19 hastalığı ile ilgili ölen sayısını 200 bin
kişi olarak ne yapmıştır? Beyan etmiştir yani. Bunu görmüştür. Ama bizim ülkemiz ne yapmıştır? Bir avuk değeri ne yapmamıştır? Hedef beyan etmemiştir. Bazı insanlar hedefle çalışmak istemiyorlar yani. Çünkü belki bizim hükümetimiz de o yönden haklı. Çünkü bu hastalıkla ilgili pek çok belirsizlik var. Bu kadar belirsizliğin içerisinde bir risk değerlendirme yapmak mümkün değildi. Ve o sebepten dolayı da direkt olarak risk değerlendirme yapmadan guide'lar oluşturulup direkt talimatlarla bu guide'larla ülke idare edilmeye girmişti bizim ülkemizde. Hükümet kendisini bir hedefleme yapmamıştır. Haluk değerine bağlamamıştır. Direkt olarak önleyici tedbirleri belli olan önleyici tedbirleri kontrol listesi dediğimiz checklistlerle ne yapmıştır? Kontrol etmeye çalışmıştır. Şimdi tehlikelerin tehlike değerlendirmesini ve uygun kontrol tedbirlerinin seçilmesini mümkün kılmak için yeterli ölçüde detaylandırılarak dikkate alınması tavsiye edilir diyor. Evet. Bunu geçiyoruz. Yani tehlikeleri çok iyi değerlendireceğiz. Ona göre kontrol tedbirlerini alacağız şeklinde. Altı çizili bir şey var. Bunların hiçbir tanesi de önceki standartta olmayan şartlar. Oldu mu arkadaşlar? Şimdi tabii performans değerlendirme 9. madde. Bakın burada 9.1 izleme, ölçme, analiz ve değerlendirme. Bu da bir yeni başlık olarak karşımıza çıkıyor 122.000'de. 9.1 genel bir madde. O da yeni bir başlık. Ne demek izleme, ölçme, analiz ve değerlendirme? Bu 9. maddenin bakıyorsun 9. ismi performans değerlendirme. Bu da çok çok önemli. Yani 9. madde performans hemen akabinde 10. madde geliyor biliyorsunuz. İyileştirme olarak karşımıza çıkıyor. Performans değerlendirme maddeleri hatırlamak gerekirse işte izleme, ölçme, analiz ve değerlendirme. Eş tetkikler ve YGG toplantısı. Bunların üçüne birden biz ne diyoruz? Performans değerlendirmesi diyoruz. Bu okuduğumuz zaman bakın ne demiş burada? 9.1.1. Genel başlığı nedir? İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme. Burada izleme kelimesini niçin kullanıyoruz? Ölçmeyi nasıl algılıyoruz? Analiz ve değerlendirme nedir? Bunları bir ufak bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü izleme daha önceden de söyledik. Uygulama esnasında yapılan kontrollere biz ne diyoruz? İzleme diyoruz. Ölçmeler de daha çok laboratuvar şartlarında yapılan kontroller. Arkadaşlar biliyorsunuz orada ne yapıyorsunuz? Bir tane test var. O testte ne yapıyoruz? Testlerle ölçümler yapıyoruz. Ve oradan bir takım veriler elde ediyoruz. İşte her ikisi de ister işletmedeki izlemeler olsun, isterse test yöntemiyle yapılan ölçmeler olsun. Bunlardan biz veri elde ediyoruz. Tabii yapılan denetimlerde hep bunu görüyoruz. Pek çok dışarıya yaptırılan testlerin sonuçları raporlanıyor. Hatta bazılarının ismi bile analiz raporu yani. Tabii analiz raporu denebilmesi için o verilerin ne olması lazım? Analiz edilip bilgiye çevrilmesi lazım ki ona biz ne diyelim? Analiz raporu diyelim. Böyle bir durumda çok karşılaşıyoruz. Yani bakıyoruz nedir? Herhangi bir ölçme aletinin kalibrasyonu için gönderilmiş. Sadece toleransları vermiş. Uygundur falan dememiş. Bakın sadece veri. Veya işte bir su analizi için göndermiş. Doğrusu sadece ve sadece mikrop analizi yapmış ve ona da uygundur demiş ya. Yani. Şimdi bazıları uygun dememesi gereken yerde uygundur diyor. Bazıları ise uygundur yazması lazımken veri olarak bırakıyor işte. O sebepten dolayı bu konu kelime olarak, terminoloji olarak insanlarımız çok hakim değiller. İzleme ve ölçme birer kontrol. Bir tanesi işletmede, bir tanesi laboratuvar şartlarında yapılan testler olarak algılayalım lütfen. Kontrol çeşidi onlarda. Bunlar
testler sonucunda ve izlemeler sonucunda ne yapıyoruz? Verileri elde ediyoruz. Veriler hiçbir şey bize ifade etmiyor. Ne yapmamız lazım? Onları analiz edip bilgiye çevirmemiz lazım arkadaşlar. İşte bu bilgiye çevirdikten sonra ister bilgi olsun, ister veri olarak onları tekrar değerlendirip ne yapıyoruz? Sonuç elde ediyoruz. İşte bu çok çok önemli. Bizim sonuç dediğimiz Türkçesi raporlar olabiliyor. Ve kuruluş aşağıdaki hususları belirlemelidir diyor. Bunları hazırlarken neyin izlenmesi ve ölçülmesi gerektiğine biz bakacağız. Yani performans değerlendirmesi yaparken biz neyi izleyeceğiz? Neyi ölçeceğiz? Oldu mu arkadaşlar? Uygulanabilirse geçerli sonuçları elde etmek için izleme, ölçme, analiz ve değerlendirme yöntemleri. Bakın yöntemleri de istiyor. Çok önemli. Uygulanabilirse diyor. Geçerli sonuçları elde etmek için. İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme yöntemleri. Yöntemlerini de yazacaksınız yani. Çok önemli. Çünkü 122.000 en önemli olaylarından bir tanesi de budur. Özellikle 715 maddesi var. 715 maddesini de destekliyor bu. Yani dışarıda geliştiren elemanlar arasında daha güvenli. Bunların yöntemlerini istiyor yani. Ya neyi izleyeceğiz, neyi kontrol edeceğiz? Bunlar bizim hasip sisteminde. Biz hep neyin izleneceğini hepsini yazıyoruz biliyorsunuz. Neyin ölçülmesini gerektiğini o planlarda yazıyoruz. İzleme ve ölçmenin ne zaman gerçekleştirileceği? İzleme ve ölçme sonuçlarını ne zaman analiz edeceği ve değerlendireceği? İzleme ve ölçme sonuçlarını kimin analiz edeceği ve değerlendireceği de yeni bir madde olarak girmiş. Kuruluş sonuçların kanıtı olarak uygun şekilde dokümante edilmiş bilgileri muhafaza edilmeli. Bakın buradaki bilgiler zorunlu. Kuruluş gıda güvenlik yönetimi performansını ve etkinliğini değerlendirmeli demiş. Buradaki de nedir? Gıda güvenlik yönetim sisteminin performansını ve etkinliğini değerlendirmesi. Bakın burada iki tane kelime çıkıyor kendisi. Buradaki bu kelimeleri de kafamızda ayırmamız lazım. Etkinlik dediğimiz zaman biz oradan doğrulamayı alamamız lazım. Yani gıda güvenlik yönetim sisteminin performansını doğrulayın demek lazım. Bu doğrulamayla ilgili bir takım hedefler var. Biz kendimiz de oluşturabiliriz. Ama öncelik vereceğimiz yerler biliyorsunuz mevzuatlar öncelikli olarak. Sonra da nedir? Müşteri istekleridir. Performans kelimesi yine ortada kaldı. Bakın, performans değerlendirme dedi. Yani bir takım nedir? Verileri alacağız. Yani bir takım bilgileri alacağız. Performansı bulacağız. Yani performans ölçülen sonuç demektir yani. Performansı değerlendirme ölçülen sonuç demek. Yani bir takım sonuçlar çıkmış olacak. Çıkan sonuçları biz ne yapmamız lazım? Değerlendirip bir rapor haline getirmemiz sonucu vermemiz lazım. Yani biz mesela ne yapıyoruz? İş tetkikler yapıyoruz değil mi? İş tetkiklerini yapmamız lazım. Analiz edip bilgiye çevireceğiz. Değerlendirip ondan bir sonuç raporu. Yani iş tetkik raporu hazırlayacağız. İşte bu. Performans değerlendirme bu. Yani bir takım bulunmuş sonuçlar var. O bulunmuş sonuçlardan ne yapıyoruz? Onu değerlendiriyoruz yani. Performans bu demek yani. Ölçülebilir sonuçlar. İşte bütün bir yıl boyunca yapmış olduğumuz her bir madde ile ilgili de yapabilirsiniz. Bunların hepsini veri halinde ölçtüklerinizi, bulduklarınız sonuçları ne yapacaksınız? Topladığınız bu sonuçları ne yapacaksınız? Değerlendirip bunları YGG toplantısına sunmamız gerekiyor. Değişik şekilde programlanmış değerlendirmeler var. Ama benim size tavsiyem bu YGG toplantısına gireceği için bir ön rapor olması lazım bunun. YGG gündemindeki konuları esas alarak ne yapması lazım? İzlenip ölçülüp analiz edip değerlendirmesi lazım o konular. Yani o konular toplantıya o hülasada sunulmaz ki o yıldır gündeminde görüldüğü gibi yönetim kurulu başkanının veya genel müdürü veya ilgilileri, patronların evet veya
sadece hayır demesine imkan verecek şekilde değerlendirip sonuç yazılmalıdır arkadaşlar. Tabii bunu yazarken patron hangi konularda karar alacağı zaten belli. Standart onu da ne yapıyor, yol gösteriyor. Özellikle kaynak ihtiyaçları, revizyon ihtiyaçları, güncelleme ihtiyaçları, iyileştirme ile ilgili alınan kararlar yönünden ne yapmamız lazım? O ilgili girdi konularına, ilgili çıktı konularına matris haline getirip toplantıya girmeden önce ne yapmalıyız? Bir rapor şeklinde bakın burada değerlendirme yapmalıyız. İşte burada da bakın gıda güvenlik yönetim sistemi performansını ve etkinliği değerlendirmelidir diyor. Bunun sonucunda bizim gıda güvenlik şeyimiz, performansımız uygundur. Veya uygun değildir şu sebepten dolayı. Problem şu. Onun için bunun düzeltilmesi lazım. Yine etkinliği değerlendirmelidir. Yani bizim hedeflerimizi sağlamış mı sağlamamış mı? Eğer sağlıyorsa o zaman bizim gıda güvenlik sistemimiz etkinler diyoruz. Şimdi biraz sonra bu konuları daha net bir şekilde toparlayacağız. Şu anda standartta neler var onu görüyoruz arkadaşlar. Yine doğrulama faaliyetleri sonuçlarının analizi bakın. Gıda güvenliği ekibi 8.8'de gıda güvenlik yönetim sisteminin performans değerlendirmesi için girdi olarak kullanılacak olan doğrulama sonuçlarının bir analizini gerçekleştirmiş. Yani biz ne yapıyoruz? Hasip planlarında biliyorsunuz. Doğrulama sistemi var. Orada kritik kontrol noktalarının izlemesi yapılıyor. Yani uygulama esnasında kontrolü yapılıyor. Ve o çerçevede biz ne yapıyoruz? Her bir tehlike için bunu doğruluyoruz. Doğrulamalarımız tetkikler şeklinde de olabiliyor. İç tetkikler şeklinde, dış tetkikler şeklinde de olabiliyor. Veya dışarıya analiz yapma veya içeride analiz yapma şeklinde de olabilir. İşte bu analiz sonuçlarının hepsini topluyoruz biz. Bu doğrulama sonuçlarının bir analizini kesiyoruz. Yani bakıyoruz diyoruz ki işte kritik kontrol noktası 1'de. Biz bir şey yaptık. Bu aşağı yukarı ayda bir kere bunda bir kritik kontrol limitlerinden sapma olmuş. Yani bu doğrulama sonucunda uygunsuzluk yazmış. Yani orada uygunsuzlukla ilgili doğrulayamamış. Yani bazı düzeltmeler yapılamamış. Düzeltmeler kapatılmamış. Bunların hepsi doğrulamalarda. İşte bu doğrulamalarda ne yapıyoruz biz? Bakıyoruz. Bu doğrulamaları biz değerlendiriyoruz ve yapıyoruz. Yine burada etkinlik kelimesini görüyorsunuz. Etkinlik, efektlerimiz. Planlanan faaliyetleri gerçekleştirme ve planlanan sonuçlara ulaşma derecesi. Yani bizim gıda güvenlik sistemimizin etkili olması isteniyor. Yani doğrulanması isteniyor. Bu etkinlikle ilgili şimdiden söyleyeyim, biraz sonra daha toparlayacağız. Her bir ürün için Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı HASİP uyguluyor. Bütün gıda işletmelerinde gıda güvenlik hedeflerini vermiştir. Özellikle mikrobiyolojik kriterler olarak mevcuttur. İşte bu kriterleri eğer siz HASİP planlarınızda ve doğrulamalar sonucunda ulaştıysanız ne diyorsunuz? Benim işte peynir üretimim etkindir diyorsunuz. Gıda güvenlik yönetim sistemi etkindir. Oldu mu arkadaşlar? Biraz sonra bunlara gireceğiz yine. Performansla bakın. Biraz önce söylediğim gibi. Ölçülebilir sonuç. Yani hedefte varmaya çalışıyorsunuz ama performansla varmışsınız. Onları ne yapıyorsunuz? Değerlendiriyorsunuz yani performansla. Bir takım sonuçlar elde edilmiş. O sonuçları ölçüyoruz. Oldu mu arkadaşlar? Onların ölçmesini yapıyoruz. Ölçülebilir sonuç demiş. Devam ediyorum. Bakın kafamızda daha da netleşmemiş olabilir. Ama biraz sonra daha da netleşecek bakın. Görüyorsunuz. Burada işte bir ülke olarak düşünürsek ülkenin bir üst yönetimi var. Bir de resmi yönetimi yani devlet dediğimiz. Bir de bu işte
çalışma seviyesi dediğimiz bir kısmı var. Orada da işte gıda üreten işletmeleri ne yapıyoruz görüyoruz. Şimdi bakın burada o ülkede gıdanın güvenilir olmasını sağlayan nedir? Kimlerdir? Sorumluları kimlerdir? Hepsinin görevleri burada gözüküyor. Bakın nedir? Devletin görevi bir risk analizi yapmaktır. Risk analizi işletmeler yapamazlar. Ne sermayeleri yeter, ne kaynakları yeter, ne de etki alanları onların o kadar geniş değildir. Bunu daha çok böyle devlet kuruluşları, büyük projeler şeklinde, ortak projeler şeklinde, TÜBİTAK projesi gibi daha büyük ortak girişimlerin hazırlamış olduğu projeleri işte risk analizi devlet yapar, böyle büyük kuruluşlar yapar. Yani FAO yapar, Dünya Sağlık Teşkilatı yapar. Projenin bir kısmını biz tutarız, bir kısmını başka ülke tutar. İşte risk analizini yaptığımız zaman amaç nedir? Bu ALOK değerini elde etmektir. Yani siz işte risk analizinde 3 safa var biliyorsunuz. Risk'in identification dedikleri risk tanımı. Ondan sonra risk assessment dedikleri risk değerlendirme. Üçüncü olarak da risk issue veya risk communication. Yani biz ona risk iletişimi diyoruz. Ne yapıyoruz? Biz burada, yani biz burada derken devlet, oradaki tehlikeyi tanımlıyor veya oradaki tehdidi tanımlıyor. Ondan sonra onu değerlendiriyor. Yani bu işte şiddet nedir, risk nedir, olma olasılığı nedir. Ve ondan sonra da maruziyetini falan da belirliyor. Yani burada şu kadar olursa şu kadar ne yapar? İnsanlar da öldürür, süründürür veya şey yapmaz neyse. Ve son kısımda da eğer artık son üründeki maruziyet limitleri de belli olduktan sonra da diyor ki ben ALOP değerim ne olacak? İşte ben Amerika'da olduğu gibi COVID-19 hastalığından 200 bin kişiyi ne yapalım? Bir yılda ölmesini hedefliyorum. Onun üstünü hedeflemiyorum. Onun en üst seviye bu diye bir ALOK değerini belirliyor. Yani ulusal korunma seviyesini belirliyor devlet ALOK değerini. Ve bu ALOK değerlerini destekleyecek olan food safety objective'ın gıdayla ilgili gıda güvenlik hedeflerini de devlet ne yapıyor? Belirliyor. Ve bunları nereye servis ediyor devlet? Çalışma seviyesine, yani risk analizinin de üçüncü safhatı ne oluyordu? Risk issue veya communication dediğimiz risk iletişimle tebliğler çıkarıyor, yönetmelikler çıkarıyor, kanunlar çıkarmak suretiyle ne yapıyor? Orada FSO'ları orada belirliyor. Bu FSO'ları da ne yapıyor? Yayınlıyor. Bunda nedir? Sorunlarını belli ediyor, tehlikeleri belli ediyor, tehlikelerin seviyelerini belli ediyor. Ve bunlar yayınlandıktan sonra bakın orada çalışma seviyesinde nedir? Piramidin diğer kısmını görüyorsunuz. Yani. Piramidin en altında kırmızı renkle belirtilmiş olan gıda good hygiene practice. Yani iyi hijyen uygulamaları. Good manufacturing practice dediğimiz nedir? İyi üretim pratikleri ve uygulamaları veya good agriculture practice dediğimiz iyi tarım uygulamalarını görüyoruz. Yani bunlar eğer ki bir ön şartlar, ister hasip yapın, ister hasip yapmayın, bu ön şartları devlet ne yapmıştır? Yayınlamıştır. Yani bir işletme işe başladıktan sonra özellikle hayvansal orijinli gıdalarda daha işletmeye başlamadan önce zaten bunları istiyor. Hasibi de istiyor yani şu anda bizim Tarım ve Orman Bakanlığımız. Bunların hazırlanması lazım. Bunlar bizim ön koşul programlarımız oluyor şimdi. ISO 22000'de bunların karşılığı ön koşul programlarıdır. Ön koşul programları yine aynı şekilde ISO 22000'in ürünlere dönük olarak da ne yapmıştır? Ön koşul programları da standart olarak bastırılmıştır biliyorsunuz. Eğer üretim yapan bir işletmeyseniz ISO 22002'ye 1 dediğimiz üretim yapan işletmenin uyması gerekli olan
ön şartlar vardır. Veyahut da işte ambalaj, gıda ambalajı üretiyorsanız ISO 22002'ye 4 dediğimiz yine ambalajlarla ilgili şartlar vardır. Bu şekilde ISO 22002'ye 2, ISO 22002'ye 3 şeklinde de yapmaktadır. Bu standartlar yayınlanmıştır. Siz ön koşullarının burada ihtiyaridir bunlar. Almak zorunda değilsiniz. Tarım Bakanlığı çıkarmış olduğu GMP'leri alabilirsiniz. Onları kullanabilirsiniz. Yani Tarım Bakanlığı çıkarmış olduğu kılavuzlar var. O kılavuzları da uygulayabilirsiniz. Tabii mesela bunun dışında bazı belgelendirme şekilleri var. Mesela FSSC belgesi diye duymuşsunuzdur. Bu belgede ise bu ISO 22000'in ön koşullarla ilgili standartlarına uymak zorunludur yani. Eğer bir FSSC belgesi almak istiyorsanız ISO 22000'in yanında bu zorunlu olmayan ön koşul programlarında ne yapmak zorundasınız? Kendi disiplininize göre seçmek durumundasınız ve olmak zorundasınız. Tabii o disiplinlerin dışında bir takım ek gereklilikler de var ayrıyeten. Onlar da bazı hani Tarım Bakanlığı çıkarıyor bir takım guide'lar çıkarıyor, kılavuzlar çıkarıyor veya da Amerika Birleşik Devletleri'nde kodlar çıkıyor yani zorunlu mevzuatlarda. Nedir onlar? Bazı yerler çok netlik kazanmıyor. O netlik kazandırmak için FSSC kuruluşta ne yapmış? Ek gereklilikler diyor. İlgili maddelere daha netlik kazandırmak amacına dönük olaraktan bir takım şartlar. Yani çok az miktarda 5-6 tane şartı ne yapıyor? Tekrar ediyor. Mesela örneğin ISO 22000 sadece uymaya kalkarsanız gıda güvenliği ile ilgili analizlerini muhakkak akredite veyahut da yeterlik çalışmasına girmiş bir testi kullanarak yapma zorunluluğu var yani. FSSC'de. Ama ISO 22000 yaparsanız bununla ilgili net bir şey yok. Yani size bırakıyor orada. Ama FSSC'de muhakkak özellikle son ürün doğrulamalarında kullanacağımız dış analizler olsun, iç analizler olsun. Bunu ek gereklilikler olarak ne yapmış? Yer vermiş ve bunu muhakkak ne yapmanız lazım? Dışarıda yaptırıyorsanız akredite bir laboratuvarda yaptıracaksınız. Eğer kendiniz de yapıyorsanız eğer bu yeterlik çalışmasına girdiğiniz, ortak çalışmaya girdiğiniz, yani kolaboratif çalışmaya girdiğiniz bir test yöntemiyle yani sonuçları tekrar edilebilir, doğru sonuçlar alınabilir bir teste sahip olmanız lazım ve bunda ne yapmanız lazım? Bu çalışmaya girdiğinizi testin yeterliliğini belgelemeniz lazım. Evet. Şimdi burada da bakın HACCP var. Bunun üzerine HACCP kuruluyor. Ve HACCP'de bakın nedir? Sorumlusu işletmelerdir yani. Bakanlık değildir. Bakanlık sadece ne yapar? FSO'yu ben sana verdim. Sen FSO'yu yakalayacaksın kardeşim. İşte gıda güvenlik hedeflerim bu. Bunlar doğrulama hedefidir. Eğer bir sistemin, yani HACCP sisteminin doğrulanıp doğrulanmadığını anlamak için hangi ürün ise o ürünü alıp dış laboratuvara gönderdiğinizde analiz sonuçları FSO'yu verdiği zaman sizin sisteminiz doğrulanmış oluyor arkadaşlar. Çalışmalarınız doğrudur. Tabii burada çok önemli bir husus da var. FSO'ya uymadığı zaman genellikle mevzuatımız düzeltici faaliyet açın diyor yani. Fakat FSO'ya uymadığı zaman da şu anda Tarım ve Koşulları Bakanlığı direkt olarak işletmelerine ne yapmaktadır? Ceza yazmaktadır. Halbuki düzeltici faaliyet açmış bir işletmeyseniz ve de buradaki hatalı ürünler piyasaya çıkıp sizin kontrolünüzün dışında kaldıysa ve siz bunun akabinde Tarım Bakanlığı'na önceden bildirimde bulunduysanız size ne yapmaması lazım? Ceza yazmaması lazım. Ama işletmeler maalesef bu fırsatı ne yapamıyorlar, kullanamıyorlar. Yanlış anlaşılır korkusuyla FSO'yu sağlayamadıkları ürünleri Tarım Bakanlığı'na haber vermeden pazarda kendi kontrollerinin dışına çıktığını
görerekten hiçbir bildirim yapmadan tabii bu durumda Tarım Bakanlığı haklı oluyor. Eğer piyasada FESO'ya uygun olmayan bir model kabul edildiği zaman artık nedir? O bir uygunsuzluktur ve cezayı hak etmiştir. Hatta daha ileri götürelim. İlgili işletme kendi kontrolünün dışına çıkmış olan bu tehlikeyi eğer Tarım Bakanlığı'na bildirmediyse bunun kasıtlı olarak yapıldığı şeklinde takdir etmesi lazım. Ama maalesef onu Tarım Bakanlığı şu anda o şekilde değerlendiremiyor. Ama o bir fırsattır. Yani eğer bir işletme bir gıdayı, uygunsuz bir gıdanın pazara çıkmasına sebep olduysa ve bildirim yapmadıysa bunda bir kasıt aramak lazım. Yani bunu ancak bir terörist kişi yapabilir. Topluma zarar vermek için. Niye haber vermiyorsun? Niye saklıyorsun? O sebepten dolayı bence bu tip vakalarda işletmeye dönük olarak Tarım Bakanlığı'nın adi suçtan dava açması lazım. Yani adam öldürmekten dava açması gerektiğini ben hep kişisel görüş olarak her ortamda söylüyorum. Şimdi gidelim buradan gıda güvenliği kontrol başlığındaki slaytımıza. Devletler tarafından genel olarak kabul edilen ve biz risk analizinin yapılması diyoruz. Risk analizi devlet yaptığı zaman toplum sağlığı üzerine bir özel tehlikenin etkisini belirlemesi gerekiyor. Devlet bunu kendisi potansiyel tehlikeler hangisi? Devletin bunu belirlemesi gerekiyor. Söz konusu tehlikenin toplum sağlığını korumak için uygun seviyesinin açıklanması gerekiyor. Yani maruziyet değerlerinin açıklanması gerekiyor ki burada bazı pek çok üründe açıklanmış durumda. Hatta bizim mesela mikrobiyal kriterler tebliğinin ek üçü Avrupa Birliği regülasyonlarında yok. Ek üç bize ekstradan gelmiş. Yani tüketime hazır gıdalar ve tüketilmekte olan gıdalar diye daha global, daha genel yaklaşımlı bir takım kriterler verilmiştir. Bunlar gıda güvenlik hedefleridir yani. Bunlar olmak durumundayız. Devam ediyoruz. 3. Güvenilir gıdanın sunumu için kılavuz tesis edilmesidir. Yani yine devlet şu anda Tarım Bakanlığı olarak ne yapıyor? Gıda ile ilgili sektörel bazda üretim kılavuzlarını çıkarıyor. İyi de yapıyor yani. Çünkü çok ufak işletmeler var. Onların mühendis istihdam edip çalışması, olayları anlaması çok zor olur. Bu kılavuzlar onlar için takip edilmesi güzel bilgiler olur. O sebepten dolayı devlet şu anda bence büyük oranda görevini yerine getiriyor. Daha güvenlik kontrolünü tabii ki bir takım eksiklerimiz var ama ileride onlar da yavaş yavaş ne olacak düzelecek. Şimdi burada ALOT yerini gördük. Standartta da var. İngilizce kelimelerden baş harflerinden meydana gelmiş. Bakın appropriate uygun level seviyede koruma uygun koruma seviyesi gayet de güzel olmuş. Türkçe'de uymuş uygun koruma seviyesi. Ne demek? Kendi bölgesinde insan, hayvan ve bitki hayatı ve sağlığını korumak amacıyla sağlık ve bitki sağlığı tedbirlerini belirleyen üye ülkeler tarafından uygun olarak farz edilen koruma seviyesidir. Gördünüz mü? Burada kontrol tedbirlerimizi belirleyen uygun koruma seviyesi. Bu da Dünya Sağlık Teşkilatı'nın 1995 yılındaki terminolojisi. Bakın sonuç olarak bu kelimeleri çok fazla kafamızda ne yapmayalım? Bir yılda bir toplumda hasta sayısı olarak ifade olunmuştur diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu COVID-19 hastalığından dolayı 200 bin kişinin bir ALOP değeri olarak yanlanmış olduğunu biliyoruz. ALOP budur yani. Her ülkenin bir ALOP değeri olması lazım. Olmak zorunda değil. Bizim ülkemiz bunu yapmadı. Direkt olarak siz kontrol tedbirlerini geçebilirsiniz. Bizim ülkemiz direkt olarak ALOP değerini vermeden koruma seviyesini belirlemeden direkt olarak kontrol tedbirlerini uygulamaya başlamıştır. Neden böyle olmuştur? Çünkü korona yeni virüs dediğimiz bu virüsün çok fazla belirsizlikleri var. O sebepten dolayı
ne olacağı belli olmayan bir konuda hedef koymak bence de doğru bir şey değildir arkadaşlar. Bakın FAO artık gıda güvenlik hedefleri işte bizim eğitimimizin ismi buradan geliyor. Uygun seviyede korunma katkısını veren veya sağlayan tüketim zamanında gıdadaki tehlikenin maksimum sıklığı veya konsantrasyonudur. Yani FAO bir hedeftir. Bunu kim yapıyor biraz sonra göreceğiz. Son üründe tüketilmeden önce söz konusu tehlikenin ne kadar olması gerekiyor? Amaç ne burada? O tüketilmeden önceki o gıdadaki o tehlikeye bir limit veriyorsunuz ki yıllık bu ALOP değerini ne yapsın ülkeler? Yakalayabilsinler. Yani ALOP'u desteklemek için FSO dediğimiz gıda güvenlikleri oluşturuluyor arkadaşlar. Ve bunlar da işletmelere ne yapılıyor? Bildiriliyor. Sektörel bazda. Devam ediyoruz bakın. Performans hedefi diye bir şey çıktı. Performans hedefi tüketim öncesi gıda zincirindeki bir özel basamakta gıda içerisindeki tehlikenin maksimum konsantrasyonu ve veya sıklığıdır ki bu uygulandığında FSO veya ALOP oluşmasını sağlar veya katkılar. Yani ne demek bu? Bir ALOP değeri vardı gıda güvenliği kontrol açısından. Onu desteklemek için FSO'yu ne yaptılar? İcat ettiler. Ve FSO'ları şu anda yayınlıyorlar. Bu da yetmedi. FSO'yu da destekleyecek olan bir takım şeyler icat edildi. Biz ona da ne diyoruz? İşte performans hedefi diyoruz. Neymiş performans hedefi de? FSO'yu desteklemek için PO performans hedefleri icat edilmiş. Bu performans hedefleri de bir akış diyagramındaki her bir basamakta, her bir proses basamağında girişinde veya çıkışında ne derseniz deyin o gıdanın taşıması gerekli olan mikrop miktarı, konsantrasyonu veya sıklığı ne derseniz deyin. Amaç neymiş? Demek ki o da food safety objective yani gıda güvenlik hedeflerini destekleyen bir hedefmiş. Ara hedefler de diyebilirsiniz. O da ne yapıyor? ALOP değerini yani ulusal korunma düzeyini ne yapıyor? Belirliyor. Bu da bakın Kodeks Alimentarius Komisyonu'nun nedir? 2004 yılındaki tanımlarından bir tanesi. Devam ediyoruz. Bakın kontrol tedbiri. Kontrol tedbirinin hepsini biliyoruz biz. Yine bu tanımı veriyoruz. Gıda güvenlik tehlikelerini önlemek, yok etmek amacıyla veya onu arzu edilebilen seviye azaltmak için kullanılabilen herhangi bir faaliyet veya çalışma. Görüyorsunuz. Bunlar mikrobiyolojik spesifikasyonlar. Patojen kontrolü ile ilgili kılavuzlar, hijyen kodları, mikrobiyolojik kriterler, özel bilgiler, etiketleme, eğitim, öğrenim ve diğerleridir. Görüyorsunuz. Yani burada da o tehlikeyi azaltmak için kullandığımız her türlü tedbiri biz kontrol tedbiri diyoruz. Bu çok çok önemli. Neden kontrol tedbiri? Çünkü ISO 22000 kontrol tedbirlerini planlar. HACCP'ler ise tehlikeyi planlar. Aradaki farklardan bir tanesi de bu. 2018 versiyonunda biliyorsunuz kontrol tedbirleri daha bir önem göstermiştir. Çünkü onların kategorizasyonu diye bir konu girmiştir. Burada yanlış daha henüz oturmamıştır yani ülkemizde. Yaptığımız yönetimlerden görüyoruz yani planlar hep sürekli revizyona gitmek zorunda kalınıyor. Evet, kontrol tedbirleri işte nedir? Isıtma, paketleme, soğutma. Bunların hepsi birer kontrol tedbiridir arkadaşlar. Diğer gıda güvenlik hedeflerine geliyoruz. Bakın zincirdeki belirli bir basamakta bir tehlikeyi kontrol etmek amacıyla tasarlanmış ürün veya prosesin parçası olarak bir veya birden fazla kontrol tedbiri uygulanabiliyor. Yani ne yapabiliyorsunuz? Bir basamakta birden fazla kontrol tedbiri olabilir. Örneğin mesela ısıtma basamağında. Isıtma basamağında birden fazla kontrol tedbiri uygulanabilir. Yani bir plakalı ısı değiştirme pastörize ünitesi, unit dediğimiz o ünite veya bir sterilize ünitesine baktığımız zaman neler var bakın. Orada işte bir balans tankı var, bir pompa var, bir boru filtresi var, bir koku alıcı var, bir homojenizatör var, bir separatör var, bir ısıtma cihazı, bir soğutma aparatları var. Bakın kaç tane kontrol tedbiri var. Yani bir ünitede
Bütün bunların hepsinin bir etkisi var oradaki tehlikeye. İşte ondan bahsediyor. Nedir? Bir basamakta bir tehlike seviyesi üzerine kontrol tedbirinin toplam etkisini belirlemek amacıyla performans kriteri olarak adlandırılan yeni bir terim teklif edilmiştir. Yani 2004'te teklif edilmiş. İşte bakın performans kriteri dedi. Performans demedi. Performans kriteri dedi. Nedir bu? Sabahtan beri hedef hedef diyoruz. Performans hedefi duyduk. Gıda güvenlik hedefi duyduk. ALOP değerini duyduk ama ilk defa olarak hedefin dışına çıktı. Performansın yanına bakın kriter geldi. Performans kriteri neymiş? Herhangi bir basamakta birden fazla kontrol tedbiri olduğunda o tüm kontrol tedbirlerimiz, yani tek de olabilir. Bu çok da olabilir. Bir veya çok olan bu kontrol tedbirinin hepsinin söz konusu olan tehlikeye olan etkisi. Tabii ki nedir? Tehlikeyi azaltma yönünde olacaktır veya yok etme yönünde olacaktır veya önleme yönünde olacaktır. O tekerlemeyi biliyorsunuz. Ama son çıkan ISO 22000 standartına baktığımız zaman yok etme, yani tehlikeyi yok etme kaldırılmıştır. Devam ediyoruz bakın. Performans kriterini tekrar tanımlamış bakın. Performans objektif ve FSO'yu sağlamak veya katkıda bulunmak amacıyla bir veya daha fazla kontrol tedbiri uygulanmasının başarılmak zorunda olan gıdada ki tehlikenin sıklığı veya konsantrasyonu üzerine etkisi. Evet. Yani hep bakın sondan başa doğru gidiyoruz. İlk önce ALOP vardı. ALOP'u destekleyen FSO'ları devlet yaptı. Daha sonra FSO'ları destekleyen performans objektifler çıktı. Bakın bu sefer performans objektifi ve dolayısıyla FSO'yu desteklemek için performans kriterler çıktı. Demek ki kriter kelimesi farklı bir kelime. Kriter kelimesi hedeflerden farklı bir kelime. Bir taraftan performansın objektifini söyleyebiliyoruz. Bir taraftan performansın kriterini söylüyoruz. Bunlar arasındaki farkın ne olduğunu biraz sonra size daha da net bir şemada göstereceğiz. Devam ediyorum. Demek ki performans objektifle food safety objective dediğimiz yani gıda güvenlik hedeflerini desteklemek amacıyla ne yapmışlar? Performans kriterlerini icat etmişler. Performans kriteri de nedir? Bir basamaklı tüm kontrol tedbirlerinin söz konusu olan tehlikeye etkisine biz ne diyoruz? Biz performans kriteri diyoruz. Bununla ilgili örnekleri vereceğiz. Nedir mesela? Performans kriteri olarak söyleyebileceğimiz biraz sonraya bırakmayayım isterseniz. Ondan da bahsedelim. Mesela kendi konumla ilgili daha rahat konuşabildiğim mesela pastörize ünitesi demiştim size. Pastörize ünitesinde yani mühendislik dersleri olan arkadaşlar da bilirler. F değerleri vardır, D value'lar vardır, D değerleri vardır, Z value'lar vardır biliyorsunuz. Bunların hepsinin bir manası vardır. İşte mesela pastörizatörün F değeri yani performans kriteri 1'dir arkadaşlar. Yani bir sterilizatörün mesela F değeri 3'tür. Ne demektir bu? Yani F değeri eğer altına bir sıcaklık yazılmıyorsa 120 santigrat derece olarak adledilmektedir. Ve onun yanındaki değer de 1 veya 2 veya 3 onların süresini belirtmektedir. Bir 1 dakika. Yani F1 demek 120 derecede 1 dakika süreyle oradaki ürünü ne yapacaksın? Sütü ısıtacaksın demek. Daha da ileri götürelim. Konuyu bilen arkadaşlar bunu daha iyi anlayacaklar. 1 dakika aynı zamanda söz konusu olan mikrobu 1 dijit azaltmaktadır. Yani 1 dakika 120 derecede ısıttığımız zaman mikrobun sayısını 1 dijit. 1 dijit ne demek biliyor musunuz? Yani 1000 tane ne var? Mikrop var. Pastörizatörün girişinde. Çıkışında 1 dijit azaltıyor. 100 tane iniyor. Görüyor musunuz? Yani 1000 taneyken 100'e indirdi. 1 dijit azalttı. Yani bu ne demektir? %90 azalttı. %10 kaldı. Yani 100 tane kaldı bakalım. İşte biz buna performans kriteri diyoruz. Yine mesela sterilizatörler F3'tür. F3 ne demek? 120 derecede 3 dakika. Yani 3 dijit mikrop sayısını azalt demektir. Bu çok çok önemli. Neden? Özellikle Avrupa Birliği'ne ihracat yapmakta olan
sıvı süt ürünlerinde ülkemizin şaflı bir ülke olması sebebiyle plakalısı değiştiricilerde F değerinin 3 olması isteniyor. Yani siz 120 derecede 3 dakika ne yapacaksınız? Ürününüzü ısıtacaksınız, ondan sonra Avrupa Birliği'ne gidecek yani. Yani çok çok önemli yani. Çok çok önemli ama bir taraftan da bir rekabetle karşı karşıya kalıyoruz. Bu haksız rekabet bizim için ama bunu Dünya Ticaret Örgütü'ne dahi şikayet edemiyorsunuz. Çünkü siz kabahatlisiniz. Çünkü sizde ne var? Şap var. Bu şap için ne yapmış adam? 3 dijit eksiltme yapacaksın. Güzel kardeşim demiş 120 derecede. O sebepten dolayı ilgililerin yani bakanlığımızın, Tarım Bakanlığımızın ne yapması lazım? Bu şapı çok basit görmemesi lazım. Tamam, verimi azaltıyor ama bir taraftan ticaretimiz de etkiliyor. Sanayicimizi de etkiliyor. Dolayısıyla süt üreticisini de etkiliyor. Onun için bunu ülkemizde şapla mücadeleyi rekabete açmamız lazım. Yani ne demek rekabet? Yani bir bölgeden, şaplı bölgeden, şapsız bölgeye geçişleri kontrol etmesi lazım Tarım Bakanlığı. Yoksa bu şapı biz ne yapamamız? Buradan kaldıramayız ve dolayısıyla da sermaye buraya yatırım yapmaz yani. Yapamaz yani. İşte görüyorsunuz fabrikaların hep Trakya tarafına gidiyor. Yani devletin yaptığı ne oldu? İşte İstanbul Boğazı'ndan Trakya yakasına hayvan geçişini ne yapıyor? Kurbanlarda yasaklıyor veya hep yasaklıyor ve dolayısıyla süt fabrikalarının da Trakya'da kurulmasına sebebiyet veriyor. Ama tabii orada hayvancılığın geliştirilmesi lazım. Ama genelde Anadolu'da ne yapılması lazım? Bunun ciddi ciddi düşünmesi gerekiyor. Devam ediyoruz bakın. Bu işte slide, bu slide bizim şu ana kadar anlattıklarımın hepsinin sonucu. Evet, bakın görüyorsunuz sarı ve yeşil diye iki bölge ayrılmış. Bu sarı bölgede devlet çalışıyor. Yeşil bölge ise bizim işletmelerimizin çalıştığı bölge. Bakıyoruz mesela sarı bölgede ne olmuş? Arada bir takım basamaklar var. Birincil üretim demiş. İmalat demiş, nakliye, perakende hazırlama, pişirme ve tüketim demiş. Bakın görüyorsunuz. Burada proses basamakları var. Birincil üretim ne demek olduğunu hepimiz biliyoruz. Tekrar edelim isterseniz. Birincil üretim yani süt sağlanana kadar ki ürünlere biz birincil üretim diyoruz. Ve hayvan kesilene kadar, balık tutulana kadar. Ürün hasat edilene kadar ki dönemini biz birincil üretim diyoruz. Artık hasat edildikten sonra, süt sağıldıktan sonra artık ikincil üretime giriyor. Oldu mu arkadaşlar? İşte birincil üretimden çıktıktan sonra bakın imalata giriyor. Sonra naklediliyor Parakente camiasına. Orada hazırlamalar var. Pişirmeler var. Mesela lokantalar, ketrikler şeklinde düşünebilirsiniz. Ve tüketiliyor bakın. Gördünüz mü? Bu evde de olabilir hazırlama, pişirme. Şimdi devlet burada tüketici bu tehlikeyle burada maruz olduğunu bakın söylemiş. Burada maruz oluyor. Tükettiği zaman tehlikeyle maruz oluyor. İşte bu tüketmeden önceki bu aralığa bakın ne koymuş? Son ürüne bir kriter koymuş. Gıda güvenlik hedefleri. Bunu biraz önce de anlattık. Gıda güvenlik hedefleri mevzuatlarda var. Özellikle mikrobiyel yönden gıda güvenlik hedefleri ne var biliyorsunuz hepimiz. Mikrobiyel kriterler yönetmeliğimiz var. Burada et için, süt için, yumurta için ve tüketime hazır gıdalar için ne yapmış? Ek 1, ek 2, ek 3 diye bir takım neler var? Mikrop sayıları var. Unutmayalım. Ek birler. Ek birlerle ek üçler nedir? Gıda güvenlik hedefidir. Ek iki nedir? Ek iki de hijyen hedefleridir. Oldu. O da hedeftir ama gıda güvenlik hedefi değil, hijyen hedefidir. Oldu mu arkadaşlar? Onu da karıştırmayalım. Biz burada ne yapıyoruz? Buradan mikrobu örnek alırsak, ilgili ürün tebliğlerinde alırız. Orada da neler var? Ek hedefleri görüyoruz. Bu kim görevi bunu yapmak? ALEV'i geliştirmek için bunu Tarım Bakanlığı ne yapıyor? Yapıyor. Tarım ve Orman Bakanlığımız bunları ne yapıyor? Belirliyor. Toplantılara, KODES toplantılarına giriyorlar orada. Orada maruziyet değerlerini buluyorlar. O maruziyet değerlerinden sonra bizim ülkemizde uygulanacak olan değeri de ne yapıyor? Kendisi ilan ediyor, tebliğ ediyor. Herkes duyuyor. Ondan sonra ne yapıyor? O yeterli olmuyor. Bunu
desteklemek için bakın performans hedeflerini de koymuş. Yani pişirme esnasında bir hedef koyuyor. Kim koyuyor? Bakanlık koyuyor, Tarım Bakanlığı. Performans hedefi bakın imalattan sonra nakliye öncesi bir şey koymuş. Gördünüz mü? Yine bir performans hedefi. Mesela yine burada birinci üretim imalattan önce birinci üretimden gelen bir performans hedefi koymuş. Bunlara hangi örnekleri verebiliriz? Mesela süs sanayinde yine kendimle ilgili olarak mesela bakanlık görevini yapmış. Demiş ki imalata gelen çiğ süt veya birinci üretimden buraya gelen süt 100 bin bakteriyi geçmeyecek mililitresinde. Bakın performans hedefi bu. Yani gıda güvenlik hedefi değil. Gıda güvenlik hedefini destekleyecek yani. Oldu mu arkadaşlar? Yine bakın bu imalatın ortasında bir balans tankı var. O da nedir? Bir kontrol tedbiri var. Plakalısı değiştiricimiz. Onun başına geldiği zaman 300 bin demiş. Gördünüz mü? 300 bin olacak. Yani fabrikanın içerisine girdikten sonra tanklara giriyor, borulardan geçiyor, oradan kirleniyor. Balans tankına geldiği zaman ona da bir performans hedefi vermiş devlet. 300 bin demiş. Yani Tarım Bakanlığı'nın denetçisi geldiği zaman balans tankından önce veya balans tankından bir numune aldığı zaman 300 bin bakteriyi bulmazsa size ne yapacak? Siz Tarım Bakanlığı'nın tebliğlerini yerine getirmiyorsunuz diyecek. Oldu mu arkadaşlar? O sebepten dolayı bakın bunlar hedef, 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 hedef. Yani hedefleri, gıda güvenlik hedeflerini ne yapıyor? Öncelikli olarak ulusal güvenlik seviyemizi desteklemek için ne yapıyor? Devlet belirliyor, yayınlıyor ve bunlara uymakta artık bunun sonucunda işletmeye geliyor. İşletmeci artık ne yapacak? Bunları kendine hedef seçecek yani. Bunları hedef seçerken bakın burada alt tarafta bu basamaklarla ilgili yani bu proses basamaklarıyla ilgili olarak bakın performans kriterleri var. Görüyorsunuz performans kriterleri. Performans kriteri neydi? Bu pişirmede birden fazla ne var? Kontrol tedbiri var. Bu pişirmenin nedir? Söz konusu tehlikeye olan etkisi. Bu performans kriteridir. Yani bu pişirme örneği mesela F3 ise değeri daha önceden bulunmuş bir sonuçsa biz bunu ne yapıyoruz? İlk başlangıçta, ilk valide ettiğimiz zaman, ilk monte ettiğimiz zaman veya hatta üretici firmanın değerlerini esas alaraktan bu F değerlerini mukayese ederekten performansı bunun iyidir veya kötüdür diyebiliyoruz arkadaşlar. Yani ne diyoruz mesela? F1 ise bunun performans kriteri. Buradan süt girip buradan çıktığı zaman bir dijit ne yapması lazım? Azaltması lazım. Azaltmıyorsa o zaman bu performansı iyi değil deriz. O zaman performansını geliştirme yoluna gideriz. Performansını ne yapmamız lazım? Geliştirmeliyiz. Eğer ki bunun performansı aldığımız ham maddede sıkıntı varsa veya Tarım Bakanlığı yeni bir güvenlik, gıda güvenlik hedefi koyduysa, bunları karşılamıyorsa performansı daha yüksek bir cihazla yenileriz arkadaşlar. Bakın, yani buradaki hedefleri biz karşılayamıyorsak ne yapmamız gerekiyor? Bu da performans kriteri olarak pastörizatör F1'i full kullanıyorsa, yani tek geçişte bir prodüksiyonu da sağlıyorsa fakat buna rağmen gıda güvenlik hedefini bu proses basamağımız sağlayamıyorsa bizim artık iyileştirmeyle uğraşmamamız lazım. Yenilemeye geçmemiz lazım. Yani buradaki teknolojiyi alıp çöpe atmamız lazım. Bir yenilik yapmamız lazım. F1'in üzerinde bir performans değerine sahip bir teknoloji getirmemiz lazım. Tabii bu neye bağlı? Buradan girdiye bağlı yani. Yani öyle bir girdi geliyor ki atıyorum yani. Yani F1 değil de F2 veya F3 ne olması lazım? Etkinliğe sahip, yani performansa sahip bir alet olması lazım, bir cihaz olması lazım. Mesela biz bunu şöyle bir örnek verebiliriz mesela. Eski mevzuatlarımıza baktığımız zaman Food Safety Objective sütte 10 bin bakteriyi geçmemeliydi arkadaşlar. Ama 6 milyon bakteri geliyordu arkadaşlar çiğ sütten.
Düşünebiliyor musunuz? 6 milyon bakteri, genel bakteri. Şimdi F1 olan pastörizatörden siz bir kere şey yaptığınız zaman, geçirdiğiniz zaman 6 milyon kaça iniyor? 600 bine iniyor arkadaşlar, bak. 600 bine iniyor. O zaman makineyi değiştirmeye de kaynağınız yoksa alıyorsunuz o çıkmış pastörizatörden bir kere geçmiş olan malı bir kere daha, yani double dediğimiz iki kere pastörizatörden geçirmek suretiyle mikrop sayısını redükte ediyoruz yani. Hep bizim double pastörizasyonla biz ne yaptık? Bu şeyleri söyleyeyim ismini. Gıda güvenlik hedefi olan 10 bini yakalayabilmek için bu pişirme kısmında veya plakalısı değiştirme kısmında biz hep ne yapmışızdır? Çift geçirmişizdir. Oldu mu arkadaşlar? Şimdi tabii bunu değiştirdi Tarım Bakanlığı. 6 milyon bakteri değil 100 bini geçmeyecek diyor. Oldu mu arkadaşlar? İyi bir şey yapmıştır. Doğru bir şey yapmıştır. Toplum sağlığını da korumuştur yani, ama denetleme açısından ne olduğunu bilemiyoruz. Ona bir şey söylemek istemiyoruz. Gördüğünüz gibi performans kriterleri de burada. Bunu da anladık. Bakın burada bu performansla ilgili değişik kontrol tedbirleri olabilir. Bunlardan bir tanesi kontrol tedbiri. Onu da bizim kontrol etmemiz lazım. Kontrol tedbirleri proses kriteri diyoruz. Gördünüz mü? İşte biz bu proses kriterlerini ne yapıyoruz? Proses kriterlerini takip ediyoruz HASİP'te. Bunu planlıyoruz. Şu kontrol tedbirlerini biz HASİP'te planlıyoruz. Bu çok çok önemli. Kritik limitler olarak bu proses kriterlerini kullanıyoruz. Yani nedir mesela bir pastörizatörde sütü ısıttığımız zamanki ısıtma kontrol tedbirinin proses kriteri 72 derecede 15 saniye. Zaman ve süre, bakın bu nedir? Proses kriteridir. Eğer ki 72'de, eğer kritik kontrol noktada yer alıyorsa bu kontrol tedbiri, sizin 72'de 15 saniye kriteri de eğer ki kritik limit ihlal olduysa, başarılmadıysa, o zaman kritik kontrol noktasında da yer alıyorsa bu kontrol tedbiri, o ürüne biz direkt olarak ISO 22'ye göre ne diyoruz artık? Potansiyel güvensiz ürün diyoruz. Bu da çok çok önemli. Bu şekilde bu levhayı ne yapmış olduk biz? Gördüğünüz gibi performans kriterlerini ve proses kriterlerini kimdir? İşletme kendisi tespit ediyor arkadaşlar. Unutmayın. Hedefleri de nedir? Öncelikli olarak devlet tespit ediyor. Bunları işletmede gıda dışında, devletin dışında bir boşluk varsa mevzuatında belirtmediyse, öncelikli olarak eğer ki müşteri talep ediyorsa ona uyacağız. Eğer müşteri de talep etmediyse tabii ki gıda güvenlik hedeflerini falan hep biz ne yapacağız? Biz tespit edeceğiz. Oldu mu arkadaşlar? Bu şekilde yürüyecek. Şimdi buradakileri örnekler verelim. Kafamızda kalsın diye. Artık hepsini biliyoruz. Tekrar ediyoruz. Neydi? ALOP değeri vardı. Food Safety Objective dediğimiz gıda güvenlik hedefi vardı. Ve performans hedefleri vardı. Ara hedefler. İşletme kısmına gittiğimiz zaman performans kriterleri vardı. Ve bir de kontrol tedbirlerinin proses kriterleri vardı. Oldu mu arkadaşlar? Şimdi bunlara örnek verelim. Örneğimizi veriyoruz. Mesela gıda güvenliği ile ilgili hedefi vermiş burada. Listeria monostakenes tüketime hazır gıdalarda, yani soğukta gelişen, yani 3 derecede dahi geliştiği söylenen bu hazır gıdalarda bir potansiyel kriter bu, işte hedef bu. Gıda güvenlik hedefi tüketime hazır gıdalarda ve soğukta muhafaza edilen gıdalarda performans şeysi budur arkadaşlar. Hedefi budur. Veyahut da gıda güvenlik hedefi budur. Bakın gıdalarda 3,5 log 10 CFU yenildiğinde servis ebadı seviyesini geçmemelidir. Yani siz herhangi bir lokantaya gittiğinizde onun servis ebadı işte kaçsa, o serviste 150 gramda 3,5 logdan fazla ne yapmayacaksınız? Mikrobu almayacaksınız. Geçerse ceza yersiniz. Çünkü bu son üründe, sonundaki hedef bak. Yeme esnasında 3,5, yani buçuğu saymazsanız 10 üzeri 3. 10 üzeri 3 ne demek? Onun yanına 3 tane sıfır koy. Ne ediyor? Onun yanına 3 tane sıfır koyduğun zaman üç tane koyduk mu 10.000 ediyor. 1.000. 1.000 ediyor. Oldu mu arkadaşlar? 1.000 taneyi geçmeyecek yani.
Kabuklu ve kavrulmuş fıstıkta aflatoksin konsantrasyonu bakın 15 kilogram, 15 mikrogramı geçmeyecek. Bunlar hep nedir? Gıda güvenliği. Çünkü son üründe bunlar. Bunlar mevzuatımızda var hepsi. Geçiyoruz diğer bir örnek. Performans hedefi neydi? Performans hedefi gıda güvenlik hedefini ne yapıyordu? Destekliyordu. Ara hedeflerdi. Bakın meyve suyu dağıtımı için paketlendiğinde salmonella ve patojenik ekoli geçmemelidir. Nokta noktaya geçmemelidir. Paketlendiğinde diyor bak. Yani paketlemeden önce bu değerde olacak. Ara hedef. Bu da bir hedef bak. Gördün mü? Konumuz hedef değil. Gıda güvenliği hedefi. Performans hedefi falan. O basamakta işlem görebilmesi için performans hedefi bu olacak. Ekoli miktarını almış. Klosterium perfringens pişmiş et ve kanatlı eti mamullerinin dağıtıma hazır olduğunda yani dağıtım hazır olduğunda numara alıp analiz ediyorsunuz. Bu olması lazım ki dağıtabilirsin. Bakın ara. Bu da performans hedefi. Anlaşılıyor. Gayet güzel. Devam ediyoruz. Performans kriteri. Bakın performans kriterlerini biz veriyorduk. Mesela düşük asitli gıdalarda klosterum botulinumun 12 log azalma garanti etmelidir diyor. Bakın ne demek? Yani herhangi bir basamakta birden fazla kontrol tedbiri varsa o kontrol tedbirlerin hepsinin bir tane de olabilir. Bir tanesini veya oradaki tehlikeye olan etkisidir. Yani burada ne istiyor mesela? Düşük asitli gıdalarda yaparken sen 12 log yani 12 dijit ne yapman lazım arkadaşlar? Mikrop sayısını azaltman lazım. Bu kadar basit. Meyve suyu yani başlangıç ham maddeyle bu 12 log dediğimiz ham maddeyle mukayese ederekten diyor. Ama ham maddede ne kadar mikrop varsa 12 log azalmayı sağlayacak. Oldu mu arkadaşlar? Meyve suyu ısıtma prosesi demiş mesela. 5 log azalma istiyor patojenlerde, enterik patojenlerde, yani dış gıda gelen patojenlerde 5 log azalma başarmalıdır demiş. Burada düşük asitli gıdalarda klosterum botulinumda 12 log azalma garanti edilmelidir. Yani klosterum botulinum bu botulinum tehlikesi çok çok önemli. Çünkü spor yapan bakteri. Bunda 12 log azalmayı garanti edecek bir basamak olacak. Oldu mu arkadaşlar? Kontrol tedbirlerinin etkisi. Devam ediyoruz. bunları tabii klostrum batımının 12 log hesaplamaları var. Klostrum batımının z-value'ları var. D-value'ları var. Onları bilmemiz lazım. O hesaplamayı yapabilmemiz için. Devam ediyoruz. Fermente et ve peynir üretimi sırasında Staphylococcus aureus'taki artışın 3 log fazla olmaması sakınılmalı. Bakın çok önemli. Staphylococcus aureus varsa eğer üründe bu ürün esnasında buraya ne yapıyor? Ara hedefler koyuyor. Çünkü 3 log yani 3 log 3-0 dersen 1000. 1000'i artmasın diyor. Eğer ki artış 3 log artış yaparsa 3 log artış yaparsa yani 10 üzeri 3 Staphylococcus toksinleri nedir? Peynirlerde zehirlemeye sebebiyet verecektir. O sebepten dolayı diğer şartlarda uygunsa eğer tabii. Üretim esnasında baştan sonra Staph'ları baştan ne aldın? Ona 3 log ilave 3 dijit ilave olmayacak. Oldu mu arkadaşlar? 3 tane 0 ilave olmayacak. Evet. Devam ediyoruz. Bulaşıcı patojen içermeyen sertifikalandırılmış bileşenlerin seçimi. Burada da kontrol tedbirleri mesela. Ürün şartı pH'i 4.6'yı mesela bir kontrol tedbiri olarak almış. Ne demek bu? Özellikle pH 4.6'yı ayarladığımız zaman gıdaları patojen bakteriler yaşarlar fakat çoğalamazlar. Bu bir kontrol sistemidir. Yani pH'la kurcalayaraktan pH'i ne yapabilirsiniz? Bir takım tasarımlar yapıp ürünlerimizin raf ömürlerini ne yapabiliriz? Arttırabiliriz de. Burada da işte bir kontrol tekniğini örnek olarak pH ayarlamasını vermiş. Biz bunu su aktivitesi için de kullanabiliriz. Ülkemizde su aktivitesi pek hem üniversite eğitiminde çok karşılaşmıyoruz. Sanayide de pek karşılaşmıyoruz. Ama çok önemli. Onda da yine su aktivitesi 0.85'in altına düşürdüğünüz takdirde o gıdada patojen
mikroorganizmalar, özellikle bakteriler yaşarlar fakat çoğalamazlar. O da bir kontrol tipi olarak burada ifade edebiliriz. Yine uygun hijyen konusunda catering çalışanlarının öğrenimi demiş. Bu da çok önemli. Yani eğitim de bir kontrol tedbiri olarak burada anlatılmaya çalışılmış. Düşünebiliyor musun bir catering çalışanı? Yani ürünün kaç saat oda sıcaklığında kalabileceğini veya ete kuşbaşı hazırlarken oda sıcaklığında ne kadar süre o eti tutabileceğini veya bir dönerin pişip pişmediğini pratik olarak nasıl anlayabileceğini veya kullanmış olduğu kızartma yağını ne zaman değiştireceğini bilmediğini düşünebiliyor musunuz? İnsanlara ne kadar zarar vereceğini. O sebepten dolayı onların eğitilmesi lazım. Eğitimde güzel bir kontrol tedbiri oluyor. Bulaşıcı patojen içermeyen selektörlenmiş bileşenlerin seçimi. Bakın bir kontrol tedbiri olarak çıkıyor. Yani siz bazı tehlikeleri fabrikanızda ne yapamıyorsunuz? Kontrol edemiyorsunuz. Çünkü o tehlikelerin dışarıda sizin tedarik zincirinde girdiği için oradan kontrol etmeniz lazım. Yani nedir mesela? Asma tedarik ediyorsunuz. Ondan dolma yapacaksınız. Amerika'ya ihraç edeceksiniz. Burada da tarım ilaç kalıntıları var. O zaman ne yapıyoruz? Bir kontrol tedbiri bulmalıyız yani. Nedir? İşte sertifikalandırılmış yani kontrol edilmiş. Burada sertifika derken analiz sertifikası da olabilir. Veya bir belgelendirme de sistem belgelendirmesi de olabilir. Bu şekilde ham maddeyi alırsanız siz ne yapmış olursunuz? Bu tehlikeyi kontrol etmiş olursunuz. Demek ki neymiş? Sertifikalı ürün almada bir kontrol tedbiri olarak karşımıza çıkıyor. Burada proses kriterlerine geldi. Proses kriterleri de neydi biliyorsunuz? Kriter olduğu için bunu da biz ne yapıyoruz? Belirliyoruz. Kullanmış olduğumuz kontrol tedbirleri örneğin ısıtmaysa ısıtmadaki kriter nedir? Bellidir. 72 santigrat derecede. 15 saniye mesela bir proses kriteridir. Tabii bu proses kriterlerini hazırlamak, makinaları tasarlamak, raf ömürlerini tasarlamak gıdada çok çok önemli. Bir mühendislik eğitimi almaya gerekli, bir mikrobiyolojik eğitimi almaya gerekli geliyor. Çünkü bütün mikropların value değerlerini bilmeniz lazım. Bütün mikropların Z value değerlerini bulmanız lazım ki sizin ona göre performansını seçeceğiniz bir makinede bir ısıtmayı kontrol tedbiri olarak kullandığınızda oradaki proses kriteri de ne yapacaktır? Duruma göre değişiklik arz edecektir. Yani bir bakarsınız 72'de 12 saniyeyken 80'de 4 saniye ne olacaktır? Sizin bu tasarımınızdan sonra bir proses kriteri olarak ne yapacaktır? Karşımıza çıkacaktır. Mesela prolotik Clostridium botulinum sporlarının 12'de inaktivasyonu için 121-3 dakika. Yani siz ne yapmışsınız? Burada performans kriteri olarak 12'de inaktivasyonu bir performans kriteri olarak almışsınız. Bunun için de 121 santigrat derece kullanacak. Bu 12'de olmayıp da o kadar iyi bir ham madde alıyorsunuz ki yani 10D olsaydı 10D demek 10 dakika 10D olsaydı bu daha düşük olabilirdi 3 dakika. Onu demek istedim. Yine burada bakın yine performans kriterine göre proses kriterini seçmiş. Prolotik olmayan Clostridium botulinum sporlarının 6D inaktivasyonu için şart öyle yani. Bunu mevzuat da söyleyebilir siz de ama siz bunu kendiniz tespit ediyorsunuz aldığınız ham maddeye göre. Yani devlet bunu ne yapamaz? Kontrol etmez. Devlet daha çok hedefleri verir. 90 santigrat 10 dakika görüyorsunuz. Sütün ticari pastörizasyonu için 75 santigrat derecede 15 saniye nedir? Yeterli diyorlar. Bunların hepsi birer nedir? Proses kriteridir. Proses kriterlerini verebiliyor yani devlet bazen. Yani mesela sütün yeterli pastörize olup olmadığını işte fosfosalt enzimin inaktive olması olarak da ne yapmış? Belirlemiş. Yani bir bakıma proses kriteri devlette gerekli olduğu zaman ne yapabiliyor?
müdahale ediyor ve ne yapıyor? Belirleyebiliyor. Ve bu şekilde eğitimimizin de aşağı yukarı son slaytını bitirmiş olduk. Olayı özetlersek, bir hedefler var, bir de performanslar var. Gördüğünüz gibi bu hedefler ve performansların yanına bir de hedef ve kriter kelimesini ilave ediyorlar. Bu ne yapıyor? Çok iyi takip edilmesi lazım. Hedefleri genellikle devlet ne yapıyor? İster performans hedefi olsun, ister daha güvenlik hedefi olsun. Devlet bunları kanunla hazırlıyor ve yayınlıyor. Veyahut da bu gıda güvenlik hedefini müşteri isteyebiliyor. Ama bunun dışında performans kriterlerini ve proses kriterlerini işletmeci kendisi ne yapması lazım? Geliştirmesi lazım. Tabii burada performans deyince standartta sadece performans diyor. Performans dediği zaman biz iki yönü düşüneceğiz. Performans hedefi mi, performans kriteri mi? Eğer bunu belirtmediyse her ikisinde ne yapmamız lazım? Planlanmasını istiyorsa planlayacağız. İzlememizi istiyorsa izleyeceğiz. Ölçmemizi istiyorsa ölçeceğiz. Doğrulamamızı istiyorsa da doğrulayacağız. Oldu mu arkadaşlar? O sebepten dolayı zannediyorum bu bilgiler faydalı olduğunu ben zannediyorum. Yine bu konuyla ilgili kafamızda netlik yoksa sizler ne yapabilirsiniz? Beni rahatlıkla telefonlarımdan arayabilirsiniz. Ve onun için ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.